Tablolarınız içerisinde bulunan hücreler üzerinde yapacağınız düzenlemeleri biçim denetçisi üzerinden yapabiliriz. Bunu bir örnekle inceleyelim. Şablon seçicisi içerisinde kişisel bütçe dosyasını çift tıklayarak açalım. Açtıktan sonra sayfanın alt tarafında bulunan tabloya doğru ilerliyorum. Şu anda alt tarafta bir tablo var. Bu tabloda herhangi bir hücre üzerine imleci sürükleyip tıkladığımda o hücre seçili olacaktır. Haliyle tablo da seçili olacaktır. Tabloya ait özellikleri biçim denetçisi içerisinde bulunan tablo sekmesi içerisinde görüntüleyebiliyorum. Ve buradan düzenleyebiliyorum. Hücreye ait düzenlemeler yapmak istersem biçim denetçisi içerisindeki hücre sekmesini kullanmam gerekiyor. Bu sekme içerisine geldiğim zaman da bu hücre içerisinde bulunan metin, sayı neyse bunun özelliğini belirtmemiz lazım. Bir hücre içerisinde bulunan sayılar, konuya ait sayıyı, bir para birimini veya tarihi gösterebilir. Bu veri yapısının, veri biçiminin nasıl görüntüleneceğini ise hücre sütunu üzerinden ayarlayacağız. Şu anda seçil olan hücre bir para birimi işaretinin olduğunu ve ona göre ayraçlandığını görebiliyor. Buradaki yapının veri biçimi üzerinden para birimi seçildikten sonra alttaki ondalık değerinde iki değeriyle ayrıldığını ve para biriminin Türk lirası seçilerek TL işaretinin buraya geldiğini görüyor. Ayrıca bu hücreye ait dolgu rengini burada doldur başlığı altında görüntüleyebilir. Hücreye ait çerçeve yapısının da yapısını da sınır bölümünden değiştirebilir. Bu tür değişiklikleri yaparken birçok veri biçimi vardır. Her veri biçiminin de kendine özel birçok özelliği bulunur. Yeni bir sayfa açalım. Bu sayfa açabilmek için araç kutusunda hemen altında burada görmüş olduğunuz gibi farklı sekmeler var. Bu her bir sekme farklı bir sayfadır. Yeni bir sayfa ekleyebilmek için aynı satırın sol tarafındaki artı butonuna tıklamamız yeterli olacak. Yeni bir tablo oluşturarak yeni sayfamızı açtı. Bunun üzerinde bir hücreyi Seçerek veri biçimi otomatik olarak karşımıza geliyor. Hazır değer olarak bu şekilde gelir. Ama bundan sonrasında burası bir sayı mı veya para birimi mi burada biz kendimiz belirleriz. Örnek olarak buraya 1400 TL yazmasını isteyeceğim. 1400 TL olarak geldi. Neden geldi? Veri biçimi olarak para birimi seçili olduğu için. Eğer bunu farklı bir şey olarak seçmiş olsaydım, örneğin sayı olarak sadece 1400 olarak karşıma getirecekti. Bilimsel deseydim daha farklı bir şekilde karşıma çıkararak yazacaktı. Buradaki verinin nasıl biçimlendirileceğini buradan seçiyoruz. Sayı da ondalık değerini görüntüleyebilir veya binlik ayrıcın ayrıca eklenmesini sağlayabiliriz. Para biriminde ondalık ayrıcının sondan kaç hanede olacağını bunu tamamen kaldırabiliriz. Yani kuruşların yazılma, yazılmamasını sağlayabiliriz. Binlik ayrıcının eklenip eklenmeyeceğini ve hesaplama stilini TL işareti solda olacak şekilde de gösterimini sağlayabiliriz. Para birimi seçeneğinde Türk lirası seçili. Türk lirasını tıkladığımızda karşımıza çıkan alandan dilediğimiz para birimini buradan seçebiliriz. Para biriminden sonraki veri biçimi yüzde. Yüzdesel bir değer olarak burada görüntüleyebiliriz. Kesir bir yapısı olarak görüntülenebilir. Sayısal sistem olarak yine karşımıza çıkabilir. Metin bazında değerlendirilen şeyler önemlidir. Normal şartlarda bir sayı içerisinde 1400 artı 400 dediğinizde bunu bir işlem olarak algılayabilir. Ama burada sağ tarafta Metin işaretli ise bunu bir yazı olarak görüntüleyecek, sayı olarak düşünmeyecektir. Tarih ve saat seçeneği olabilir. Örnek olarak şuradaki satırımıza bir tarih ve saat girelim. Örnek değer olarak 5 Kasım. Şöyle 5-11 değerini yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. 5-11 değeri. Bakın veri biçiminde otomatik olarak karşımıza geliyor. Ben bunu tarih ve saat olarak değiştiriyorum tarih gösteriminde nasıl olacağını burada görüntüleyebiliyorum. Gün, ay ve yıl şeklinde burada karşımıza çıkıyor. Sıfırların atılmış hali de kullanılabilir. Aralarda treler veya taksim işaretleri, slash işaretleri olan hali de kullanılabilir. Aşağı doğru indiğiniz zaman tarih hangi aysa o aya ait ismini kısaltma veya açık bir şekilde görüntülenmesini yine gün içinde kısaltma veya daha detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayabiliriz. Sadece yıl, ay ve yıl şeklinde kullanabilirsiniz. Örnek olarak şuradaki 5 Ocak 2014 gibi bir değerini kullanılmasını istiyorum. Bakın 5 Kasım 2014 olarak değeri atıldı. Alt tarafta bir de saat bölümü var. Saat yapısı yok olarak seçil. Şu anda saat görünümü yok. Şu şekilde 19.08 veya saniyesi ile birlikte saat ve dakika veya saat, dakika ve saniye şeklinde de görüntülenmesini sağlayabilirim. Veri biçimlerinde devam edecek olursak süre bölümü var. Süre bölümünde de otomatik bildirimler veya özel bildirimler şeklinde hafta, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye şeklindeki farklı gösterimler kullanılabilir. Onay kutusu, yıldızı beğeni düzeyi, sürgü, adımlayıcı, açılır menü gibi veri biçimleri daha özel bir yapıya sahiptir. Bunları da inceleyelim. Örnek olarak farklı bir hücreyi seçip buradaki hücre yapısında onay kutusunu kullanalım. Bu onay kutusu işaretlenebilir veya işareti kaldırılabilir. Yıldızlı beğeni düzeyini ekleyelim. Buradaki görmüş olduğunuz noktalar yıldıza dönüşecektir. Nasıl? Tabloyu kullanırken ilgili noktayı tıkladığınızda o nokta kadar beğeni eklemiş olursunuz. Diğer bir veri biçimi sürgü. Bu sürgüde atacağınız değerlere göre, bakın burada bir artış olacak, sıfırdan 5'e kadar çıkacak. Minimum sıfır, maksimum 5. Örneğin bunu 15 ile 35 arası şöyle ayarlayabilirim. Bir bir artmasın da 5-5 beş, beş artsın. Her bir artışta, her bir sürgü hareketinde 5 birim kadar artsın. Bu şekilde ayarlayabilirim. Biçim sayı olabilir. Para birimi olabilir. Yüzdesel bir de değer veya bilimsel bir yapı dahi olabilir. Ondalık, binlik, ayrıcı olabilir. Para birimi seçili olduğu için şu anda bakın hangi para birimi olduğunu gösteriyor. Şu anda otomatik olarak Türk lirası seçili adımlayıcı olabilir. Adımlayıcı da benzer bir yapıdadır. Sadece butonlara tıklayarak bir üste bir alta geçecek şekilde ilerler. Sürgünün farklı bir versiyonudur. Veri biçimlerimizden sonuncusu açılır menü. Bu çoğunlukla kullanmış olduğum veri biçimlerinden bir tanesidir. Bir hücre içerisinde birden fazla hazır değeri burada hazırlayarak tablo kullanıcısının seçmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak videomu başka bir tane daha ekleyelim. Online. Enter tuşuna basıyorum. Artı butonuna basarak tekrar yeni bir tane ekliyorum. Video. Bir tane daha ekleyelim. Ve eğitim. Bu şekilde buradaki alanda açılır menü tıklayarak dilediğiniz herhangi bir eklemiş olduğunuz seçeneği direkt seçebilirsiniz. Ayrıca ilk Ö ile başladı dediği En üstteki satırda bulunan Ö ile başlamasını sağlarsınız. Ve bunu boş ile başla şeklinde de değiştirebilirsiniz. Yani ilk aşama bu yok olarak karşımıza gelir. Kullanıcı daha sonra buradaki listeden, açılır listeden dilediği herhangi bir seçeneği seçerek buradaki hücreyi değerlendirir. Burada yapmış olduğumuz biçimlendirme, veri biçimi özelliklerini hücrenin kenarlarının orta noktalarında çıkan sarı daireler ile diğer hücreleri de uygulanmasını sağlayabiliriz. Bu farklı sütunlar veya satırlar içerisinde de rakamsal değerlerin de artırılarak eklenmesini sağlayabileceğimiz bir yapıdır. Bakın sadece 1 ve 2 yazarak iki farklı satırı hazırladım. Daha sonra bu iki satırı birlikte şu şekilde tıklayıp sürükleyerek seçili hale getirip alt kenar orta noktasından tutarak aşağı doğru sürüklüyorum. Bu sürükleme ile birlikte de aşağı doğru otomatik olarak saymaya başlıyor. Yine D sütununda da yapmış olduğum video diğer hücrelerde de aynı şekilde video kelimesi yazıyor. Ama bunlar da aynı veri biçimine sahipler. Bakın farklı bir satırdayım. Üstteki yapıdan kopyalamıştım. Bu şekilde farklı bir seçenek seçebiliyorum. Hücrelere renk eklemek istersek yine hücre sekmesi üzerinde bulunan doldur komutu bizim için yeterli olacaktır. Şu anda boş renkle doldur diyebiliriz ve hemen bir renk belirleyebiliriz. Veya gradyan doldur diyebiliriz. Bir başlangıç ve bitiş rengi olacaktır buradaki gibi bu renkleri değiştirerek bu şekilde hatta daha açık bir tonunu seçelim. Şöyle de koyu bir tonu seçelim. Renkler arasında geçişler sağlayabilirsiniz. Örnek renkler üzerinden bir seçim yapabileceğiniz gibi renk uzayı ikonlu butonla renkler penceresini açıp dilediğiniz bir renk tonunu da seçebilirsiniz. Bu gradyenin açısını hemen sağ taraftaki açı bölümünden ayarlayabilirim. Ayrıca aşağı doğru, sağa doğru bakacak şekilde de değişikliğini sağlayabilir. Gradyanın haricinde ileri düzey gradyan doldur var. İleri düzey gradyende bir sürgü alanı var. Bu sürgü alanına ekleyeceğiniz farklı renk durak noktalarıyla bu noktalar üzerinde yapacağınız değişiklikler direkt hücre üzerinde uygulanacaktır. Şöyle hücreyi biraz daha iyi genişletelim ve gradyan üzerindeki rengi görelim. Şöyle şunu sarıya şunu da maviye çekeceğim. Şöyle. Bakın görmüş olduğunuz gibi farklı tasarım yazılımlarında da karşımıza çıkan detaylı bir gradyan seçeneğini de burada görüntüleyebiliyoruz. Bu gradyan seçeneği düzlemsel bir yapıda, dairesel bir yapı istersek hemen altta bunlar radyal görünüm yapısında seçebiliriz. Görüntüyle doldur de dediğinde bir fotoğraf seçip fotoğrafla birlikte buraya eklenmesini sağlayabilirim. Bu eklenmiş olan PNG veya JPEG dosyasının özgün boyutta uzatılarak veya boyutuna göre döşenerek eklenmesi gibi diğer seçenekleri de kullanabilir. İleri düzey görüntüyle doldur dediğimizde de yine bir renk ve bir görseli seçebileceğimiz bir yapıda hücre içeriğindeki renklendirmeyi değiştirebiliriz. Hücrenin dış çizgisine ait özellikleri ise sınır başlığı altında inceliyoruz. Sınır başlığı altında düz çizgi seçili, treli veya noktalı seçilmiş olabilir. Bu dış çizginin kalınlığını burada belirtebilir. Hücre çerçevesindeki dış çizginin hangi kenarlarda sadece olacağını veya olmayacağını otomatik olarak buradan da seçerek ayarlayabiliriz.